acaba nasıl bir görüntü hazırladı? Burnumuzu uzatır uzatmaz. Gizleniyorlar be. Arabaların arkasından geçirdiği gözümden kaçmadı. Şeye takılmış böyle. Çocuk yaşına takılmış. Hani çocuklar böyle sinir etmek için uğraşılıyor. Ona takılmış be. Hayatı o. Havana Kami dizisi zaten buna bir işaret. Sonrası da var. Yaramaz kedi falan filan. Ha, utanmaz adam. Korna. Bin bir surat. Kayanmasın be. Bunu uzatır uzatmaz yine sokak hayvanlarını geçirebildi. Fakat kameraya çıkartmadı. Şizofren hayal gördü. Damgamız bu. Bak bunlar sen sabah kalkınca havlayan havlayan hayvanlar doğum hastanesinin içinde. Onları geçiriyoruz. Tahminen başka uçan maymun olmaz. Okuyabiliyoruz artık be. Evet, burayı da seni görmeden olmaz. Burayı da şu taşı için bir hafta orada duracak. Çalışan. Bir hafta veya daha fazla. Oradan böyle penceresi toz içinde kalıp örümcek ağları tutana kadar duranlar oldu. Belki de şeyindir, belediye çalışanlarındır. Babamızın yeri değil. Temiz ve güzel. Bir aralar öyle psikolojik oyun oynadılar ki bu servislerle takıntılı olduk. Şimdi umurumuzda değil mi? Sadece çekiyoruz. Her neyse alıştık. Aha, çıkıp şu gemileri düzeltelim. Umarım bir uçan maymun gelmeyecek derken. Dün köşede bekleyen Karacaahmet'e doğru. Aynı işlerle. Poşetini çıkarıyor, orada sıçtıracak karşımda. Kıçını bana döndürüp büyü için sıçtıracak. Ve kaldıracak gözümün önüne. Ben kaldıranlardanım. Kaç yere sıçmış, aynı zamanda ağaçta kedi. Evet. Biz pislik kaldıranlardanız de. Biz ona o buraya kadar geldik, gözünün önünde sıçmak için gezdiriyoruz. Şimdi gidiyoruz. Böyle gelmişti buraya.
Eyvah dedim, sıçtıracak aynı zamanda Hureyre. Sonra hemen gitti. Ben de peşinden gittim bakmak için sıçtırmış mı. Apartmanımızın girişine sıçmış. Evet, dünkü videoma bakın. Evden çıkıp giderken dahası çıkacak, fırlayacak dedim. Fırlayan oydu. Şimdi de buraya fırlıyor. Yemleri düzelttik. İnşallah kuşlar gelir yer. Evet millet, ben size böyle bu itperestlerin bağlantılı olduğunu, örgüt gibi olduklarını gösteriyorum. Buyur sen de şaşma. Her sabahki gibi. Böyle gösteriyorum size be. Bunlar dinliyordu karantina zamanında evimin önünden. Kesinlikle pisliklerinde korona vardı. Belki de Korhan Seyfi korona vardı. Düşünün yani, ta kaset çektiği hücre evinden gelecek. Ne için? Burada ben ayağa kalktığım zaman karşımda sıçmak için. Ve işi o kadar geri gitti. Şeytani bir düşünce ve bana kaldırdığını gösterecek, sanki görmemişim diye gibi yaptığını, böyle geldiği, dedim eyvah orada sıçacak. Bir dakika sonra gitti. Daha önce kontrol etmiştim bu videoda. Orada pislik var mı diye, yoktu. Ve bu gittikten sonra gittim kontrole. Sıçtırmış gitmiş oraya. Şimdi bana gelmiş. Pislik kaldırıyor, rolü gösteriyor. Sanki binlercesini yaşamadık böyle sıçtırıp gidenler. Gözümün önünde, karşımda Fuat Avni Orhun, Kadriye Orhun ve Özdemirlerin yönetimiyle. Her şeyi bırak be, ölen komşular, ölen penceresinin dibine kadar bok doluyla. O kadar kanıta rağmen bu Orhun'ların biletleri kesilmiyor, Özdemirlerin. Bu müthiş bir şey be. Göz yumuyorlar, bir orada, bir orada, bir orada kurbana, doğum hastanesine, bebelere. Göz yumuyorlar be. Bir tane daha uzaktan geçiriyoruz. Hureyre'den sonra. Büfenin orada buluştular kesin. Masum gözük, uzaktan geç. Yem arabasıyla ayakları olmayan tekerlekli köpek ve 4 tane sokak hayvanıyla beraber tekrar. Bu çok hayvan sever. Ayakları yok olan köpeğe tekerlek takmış. Tekrar ortaya çıktım. Sokak hayvanlarıyla beraber. Bu çok hayvansever be. Zahmetine bakın, sevgisine bakın. Ayaklarını yok etti hayvanın. Tekerlek taktı. Sokak hayvanları peşinden, çünkü yem dolu poşetle dolaşıyor. Bir odura, bir odura hayvan dayattıkları yere. Fırının
atölyesinin penceresinin önü gibi. Bu kaçıncı görüşüm onu bilmiyorum. O kadar fazla değil. Fakat ilk gördüğüm an kapımdan çıkınca karşımda diğerleri gibi ışınlanmış gibi damladı. Tekerlekli köpeğiyle. Ve sokak hayvanlarıyla. Ve bunları destekleyen akademisyenlerle. Çek çek git tedavi gör diyen doktorlar ve bunların biri tarafından yönetildiğini düşünme diyen akademisyenler. Bunlar bireysel ne yaptığını bilmeyen görgüsüz hayvansever. Ve Kaldiriye Orhon'un, Fuat Avni Orhon'un, Özdemir'in kedisi ağaçta svesk oldu. Çıkıp kovmamı bekliyor bu hayvan düşmanı diye göstermek için. Tipik toksoplazmalı kakadriye boklu beyinden çıkan düşünceler. Bu düşünceler 80 yaşında ilk hamster yaparken geliyor. Evet, kapatıyoruz. Yusuf'u takıntılı suçlu hayvan düşmanı falan filan ne varsa göstermek amaçlı bir balkon serüveni daha sona erdi. Hayırlı sabahlar.